Zorbalar onun kanat tüylerini kesti. Kara leylek bu nedenle uçma yetisini yitirdi. Bulunduğunda kötü durumdaydı. Tedavisinin ardından da doğaya salındı. Kanatlarındaki tüyler kesilmişti ve evcilleştirmeye çalışılmıştı. Zayıflamıştı beslenmesi kötü olunca. Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha fazla olan kara leylekler, Türkiye'de nadir de olsa insanlardan izole yerlerde yuva kuruyor. Yaklaşık 8 ay önce bir kara leylek, Dicle Vadisi'nde vatandaşlar tarafından kanat tüyleri kesilmiş halde bulundu. Buraya geldikten sonra kanatlarındaki tüyler çektik. Tabii tüylerin uzaması biraz zaman alıyor. Bu sırada göç zamanını kaçırdı. Şu an kuzeye doğru göçler başladı ya da devam ediyor. Kara leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerince Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlandı. Misafirimizin tedavisini tamamladık. Tedavisi bitti, iyileştirdik. Büyük sıkıntısı bunu evcilleştirme çalışmadan kaynaklıydı. Kara leylek kış mevsimini merkezde geçirdi. Yaşam alanına uygun olan Çermik ilçesindeki Şeyhandede Şelalesi bölgesinde ekiplerce 3 şahinle doğaya salındı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı Başkanı ve Merkezin Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Alaaddin Kaya önemli uyarılarda bulundu. Lütfen ne herhangi bir şekilde bunu evcilleştirmeye çalışmayalım ne de başka bir amaçla doğadan bunları alıp beslemeyelim ya da doğadan koparmayalım. İnsanlarımızdan ricamız bu hayvanları doğasında bıraksınlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük de özel misafirleri olan kara leyleğe özenle bakıldığını vurguladı. Bu nesli tehlike altında olan bir tür, önemli bir türümüz. Burada veteriner hekimlerimizce tedavisi yapıldı. Özellikle de bir bebek gibi daha doğrusu bakımları yapıldı. İyileştikten sonra doğal yaşam ortamına bırakılmak üzere bugün salımını gerçekleştirdik.